kartların yeniden dağıtıldığı 90+1 başlıyor. Efendim 90+1'den hepinize beraber yeniden bir aradayız. Mustafa ve Uğur'la beraber yine birlikteyiz. Yine sorularınıza yanıtlar vermeye çalışacağız ama bu haftadan itibaren 90+1 olarak hediyelere başlıyoruz. Şimdi efendim derbiye hangi oyuncu damga vurur diye bir soru soruyoruz. Siz de bu soruya futbola artı bir, tekrar ediyorum, futbola artı bir etiketiyle cevaplayan 3 kişi tuttuğu takımın formasını kazanacak. Birinci formayı YouTube'dan, bir tane formayı Twitter'dan, bir formayı da Instagram üzerinden vereceğiz. Yani ne yapacağız? YouTube'da bu videonun altına, Twitter'da ve Instagram'da Vole hesabının yaptığı paylaşımın altına cevabını atıyorsun. Forma şansı, forma kazanma şansı yakalıyorsun. Yani YouTube'da bu videonun altına diyorsun ki derbiye damga vuracak oyuncu işte atıyorum işte Muslera olur misal. Ondan sonra Twitter'da ve Instagram'da Vole hesabının yaptığı paylaşımın altına yazıyorsun. İşte şu yapar diyorsun. Derbiye damga vurulan ama artı bir etiketini kullanıyorsun. Futbola artı bir. Böylece çekilişe katılmaya hak kazanıyorsun. Çekilişte de kazandıysan ne oluyor? İstediğin tuttuğun takım hangisiyse onun formasını kazanıyorsun. Artı birin hediyeleri bunlar. Öncelikle bunu bir hatırlatalım. Madem derbi dedik, derbi takımlarından mı başlasak acaba bu hafta? Olur. Nasıl yapalım? Olur. Tamam. O zaman Galatasaray'dan başlayayım ben. Galatasaray Beşiktaş derbi tarafları üzerinden konuşalım. Bu hafta sorularımızı kart şeklinde değil tabii ki. Şu anda tam kapanma uzaktan yapıyoruz. Uyum sağlamış durumdayız. Hani burada kart yaptırıp çekmek çok kolay değil. O yüzden sanal olarak sorularımızı da siz de görebileceksiniz. Biz de sıradan sorularımızı değerlendireceğiz. İlk sorumuz Galatasaray Beşiktaş derbisinin nasıl bir kadroyla çıkmalı şeklinde olmuş. Ben Galatasaray'ın Alanyaspor'un Beşiktaş'ı mağlup ettiği maç gibi çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ı en sürprese eden en cesur taktik oydu. Ve senin de zaten böyle bir şeye ihtiyacın var. Yani Galatasaray 2-0 bile yetmiyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 3 farklı yenmesi lazım ki kendi şansını belli bir noktaya getirsin. Çünkü genel averaj artık yetişilebilir konumda değil 7-0'lık Hatay galibiyeti sonrası. Bu sebeple bence en cesur, en sert, en riskli taktikle çıkmak durumunda Galatasaray. Bunun için de önde çok yoğun pres yapmalı. Rozier'i, Josef'i ve Gezzal'ı baskı altına almalı ve yalnızlaştırmalı. Bunun yapabilmek kolay bir şey değil. Kolay bir şey olsaydı herkes yapardı zaten. Kolay bir şey olmadığı için zaten Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'unu biz övüyorduk. O dönemde de ciddi şekilde. Bu tarz Beşiktaş'ı hani sürpriz yakalayacak bir şey de olmadan durup dururken maçın gidişatını hani ben normal çıkayım Beşiktaş normal çıksın ben de bu gidişat 3 atarım bence hayali bir senaryo bence o daha büyük risk yani Galatasaray gerekirse 3-0 yenilmeyi riske ederek 3-0 kazanmayı gitmeli başka türlü de bunun olabileceğini düşünmüyorum kadro yapısı buna göre değişebilir ama ben pres yapabilen oyuncular olursa Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Babel olursa kazanabileceğini düşünmüyorum. Arda olursa kazanabileceğini düşünmüyorum. Daha aktif, daha sert oyuncularla oynarsa ancak bir şeyler yapabilir. Peki bu formatta ileri üçlün kim? Mustafa sen değil tabii ki. Mustafa Muhammed önde. Sol tarafta Halil. Sağda Kerem olur. Yani aktif, agresif bir pres yapacaksan savunma zafiyeti yaratan hiç kimseyle olmaması lazım. Onyekuru ile olmaması lazım. Falka ile olmaması lazım mesela. Ya da Feguli ile de zor. Kolay değil. Feguli belki eğer ön taraf sert olursa orta üçlünün bir parçası olarak belki olabilir ama hocanın tercih etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden hani hayali bir senaryo olarak söylemeyelim. Yani bence olması gereken bir senaryoydu ama uygulamıyor hoca. O yüzden ön hattım bu olur. Ben de riskli bir takım bekliyorum Galatasaray'dan. Bir kazanma planı bekliyorum ama burada Fatih Hoca'nın riskten ne anladığı önemli olacak. Senin dediğin gibi bu risk bir pres mi olacak ya da mesela yine bir çift santrafor mu göreceğiz ya da Emre Akbabe mi göreceğiz pragmatist bir düşünceyle. Bunu bence derbi akşamında göreceğiz ama bence de bir farklı bir kazanma planı olacak. Benim fikrim Galatasaray'ın klasik oyununa dönmesi. 4-1-4-1 ve ben bu maçta çok aşırı prese odaklı bir takım olacağını zannetmiyorum Galatasaray'ın. Çünkü
takımlar 38. maçını oynuyor. Hani bu belki 10. hafta olsa, 15. hafta olsa böyle plan olabilirdi ama eğer o preste bir kırılganlık yaşanırsa, mesela ön taraftaki oyuncular ön tarafta kalır, arkadan destek alamazsa, böyle bir kopukluk olursa Hatayspor'un yaptığı gibi Beşiktaş o boşlukları değerlendirecek bir takım. Ben hani klasik 4-1-4-1 ideal beklerine dönmüş, Yedlin'e, Saracchi'ye dönmüş bir 4-1-4-1'den bahsediyorum. Orta sahasında Emre Kılınç, Gerson, Taylan, klasik orta sahası. Çünkü Beşiktaş savunması hataya açık bir savunma aslında, maç dengede giderse. Ben Galatasaray'ın klasik oyunuyla galibiyete ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir risk planından daha çok. İkiniz de gayet teknik analiz yaptınız. Benim ekleyeceğim şu, Galatasaray, yani Uğur'un söylediğine, Galatasaray iki farklı kazanması lazım minimum. İki farklı kazansın ki ikili averajı eşitlesin. Çünkü ondan sonra Beşiktaş, yani 1-0 yenerseniz Beşiktaş bir kere daha yenilecek, bir daha puan kaybedecek. Hani siz Galatasaray olarak yakalamak istiyorsanız öyle bir durum var. O zor. Yani o yüzden minimum iki farklı kazanmak isteyecek ki işi en azından genel averaja kalsın. Ben son haftalarda görmediğimiz kadar motive bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum. Son haftalarda görmediğimiz kadar istekli bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum. Ha, bu yeter mi yetmez mi? Onu hep beraber. Sonuçta Beşiktaş da bir karşı taktik yapacak. Yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum ama ben daha direkt oyun. Yani topu kaptıktan sonra Mustafa'nın önermesi gibi biraz pas oyunundansa daha doğrudan direkt oyun tercih edeceğini tahmin ediyorum. Yani orta sahada fazla oyalanmadan veya pasla uğraşmadan daha böyle Mustafa'ya atalım, etrafına yoğunlaşalım şeklinde bir oyun bekliyorum. En azından skor alınana kadar. Bence de Mustafa'yı 11'de göreceğiz. Onyekuru'ya şaşırmam mesela bu maçın üzerinde. Ben de nedense Onyekuru bekliyorum. Özellikle yani kesin oynatacak ama 1-0 öne geçerim, sonunu aldarım mı diye düşünür. Baştan mı başlatır? Onu da bilemiyorum. Tabii Rozier var orada. Yani Rozier'i zorlayacak da bir adam lazım. Onun hücum gücünü de düşünecektir hoca. Daha var. Maça çok var. Evet. Perşembe günü falan biraz daha falan. Ben daha direkt bir oyun ve çok motive bir Galatasaray bekliyorum. O zaman ikinci soruya geçeyim. Galatasaray'da seçim yaklaşıyor. Nasıl bir seçim bekliyorsunuz? Mevcut adaylardan favori kim? Şimdi Galatasaray'ı bilenler bu işin biraz son gün şekilleneceğini tahmin edebilir. Yani mevcut adaylar üzerinden okumak ne kadar doğru bilmiyorum. Mevcut adaylar içinde beni inanılmaz heyecanlandıran bir aday kesinlikle yok. Ama en azından söylemleri biraz daha tutarlı, biraz daha farklı şeyler vaat eden isim Burak Elmas gibi duruyor benim için. Ama onun da böyle çok büyük farklılıklar getireceği kanaatinde değilim. Son gün dengeler nasıl değişecek? Ben Burak Elmas'a bırakılır mı? Yani mevcut tablo değişmeden herkesin bu şekilde aday olduğu bir hatta girer mi Galatasaray? Onu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Perşembe akşamı mesai saati bitiminden önce dolu dolu bir yorum yapmanın mümkün olduğu kanaatte değilim. Yani o yüzden mevcut adaylar arasında Burak Elmas diyeyim ama onun dışında bir şey ekleyemeyeceğim şimdi. Mevcut adaylar arasında Burak Elmas favori, Eşref Hamamcıoğlu plase, Metin Öztürk sürpriz, Mustafa Cengiz imkansız. Yani mevcut adaylar arasındaki şey hani gele derler. Hani at yarışı diliyle konuştuk. Şimdi at yarışı diliyle tekrar edelim. Burak Elmas favori, Eşref Hamamcıoğlu plase, Metin Öztürk sürpriz, Mustafa Cengiz gele. O yüzden yani mevcut adaylar içinde durum bu. Ekstra aday çıkar mı? Ben Polat'ın da Dursun Özbek'in de çıkmayacağını söylüyorum. Detaylarını Tatava'da vereceğim. Her ikisinden de istihbaratlar. Parmaktan sonra Tatava'ya. O zaman Tatava'da bu konu devam edilir. Benim de favorim Burak Elmas şu andaki o adaylar arasında. Ama Galatasaray kongrede biraz öngörülemez oluyor. Sürprizlere ama daha kongre var mı bir kere abi? O da bir soru. 17 Mayıs'a kadar beklemek lazım. Evet. Aynen öyle. Ben de katılıyorum. O yüzden netleşmesini beklemek gerekiyor bazı şeyleri. Ondan sonra daha detaylı konuşuruz. Galatasaray'ın en formda isimlerinden Kerem Halil, Getson üçlüsünden ikisinin kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu durum nasıl
değerlendirilmeli gibi bir soru var. Yani burada aslında Galatasaray'ın kadro mühendisliğinin ne kadar arızalı olduğunu gösteriyor bu bize. Yani kontratı devam eden ve kontratı biten oyuncular arasında mesela 35 yaşındaki Falcao yok. 35 yaşını zorlayan Babel yok. Ya da ne bileyim Feghouli yok mesela. 3 yıldır takımda artık hani fiziksel olarak düşüşü devam ediyor gittikçe. Erimesi devam ediyor. 4. yıl kontratı var mesela. Hani onların kontratları uzun uzun böyle dolu dolu kontratlar. Bakıyorsun toplayınca ediyorsun 17 milyon euro falan ediyor bonuslarıyla birlikte. Acayip paralar. Öbür türlü tarafta bakıyorsun Halil'e bonservis opsiyonu koymamışsın. Ya da Getson'a hiçbir opsiyonun yok. Adamı kiralamışsın. Adamı futbola kazandırmışsın. Kendi şampiyonluk mücadelelerinden vererek. Ama herhangi bir söz hakkın yok üstünde. Ya bu da çok kötü bir kadro mühendisliği bence. Hani anlık kısa vadeli kadrolar kurmak biraz Galatasaray basketbol takımı gibi kadro kuruyor. Hani her sene kuruyorlar ya onlar. Yani duruma göre bir yıllık, iki yıllık belki işte daha planlı takımın iki yıllık kontrat yapabiliyor ama daha fazlasını pek görmüyoruz biz. Biraz basketbol takımı gibi kuruluyor. Ama şeyler tabii ki o esas babalara kulübün tapusunu verdikleri için onların kontratı bitene kadar Galatasaray'ın çok rahatlamasını mümkün görmüyorum. 17 milyon euro kontrat var orada. Yani 17 milyon euro boşalmadan da büyük büyük hamleler görebileceğimizi tahmin etmiyorum. Yani, bütün başkan adaylarından zaten %35, %40 küçülmelerden söz ediyorlar. İşin gerçeği de o zaten. Galatasaray'ın küçülmesi kolay yani. Kontratlar bu sezon bitseydi zaten %40 küçülüyordu. Hiçbir şey yapmadan evet, yani. Tabii. O kadar seneye küçülecekler artık. Yani, seneye küçülecekler işte. Ümit ediyorum seneye en azından daha akıllıca şeyler olur. Bu adamların başka Falcao yerine Kalkao gelmez yani. Ya da işte Beşiktaş'ta mesela hani Babel Beşiktaş'ta iyiydi sonra bir gitti döndü ya mesela Gezzal gider bir yere sonra Gezzal'a 5 yıl kontratla 4 milyon euro maaşla bağlayıp getirmezler mesela. Eğer gidip mesela kötü bir dönem geçirirse. Kalk gelirse Gezzal'ın yaşını daha bir müsait de anladınız siz dediğimi. Prime dönemini geçmiş artık hani fiziği erimeye başlamış bir oyunculara yatırım yapma dönemi bitmeli bence. Son soruya geçeyim. Fatih Terim'in Gençler Birliği maçı sonrası yaptığı kaybedersek oyuncularla birlikte Beşiktaş'ı alkışlarız açıklaması. Bence çok klas bir açıklama. Bu açıklamaya dair yorumları da bir bazı kısmını da gerçekten biraz da yani bu kadar da olmaz diyerek okudum. İnsanlara centilmen olsunlar. Hani bu tarz durumlarda hani kendi egolarını ortaya koymasınlar diyenler, egolarını ortaya koymayan insanlara da ne oldu kaybettim mi bilmem ne hani çok agresif hani Sergen Yalçın'ın işte böyle şey olursun falan alkışlayan olursun hani böyle bir kin kusma durumu var. Zaten Fatih Terim konusu da böyle. Fatih Terim'i mesela ben Sergen Yalçın eleştirdiğimden daha fazla eleştirdim şu ana kadar. Erol Bulut'u daha fazla eleştirdim daha fazla hak ediyordu çünkü ama mesela Ersun Yanal'ı kovulduğu gün ne kadar bile ben Fatih Terim'e eleştirdim rahatlıkla değilim. Ben en rahat Fatih Terim'i eleştiriyorum. Bu da çok rahat ama benim teknik direktörlere bakış açım belli. Ben belli bir yere kadar eleştiririm hocaları. Çünkü kadroları da tamamına hakim kulübü yöneten isimler teknik direktörler değiller. O yüzden yönetimlerin sorumlulukları daha büyük. Tabii ki ben yönetimlerin muhatap olacağım en başta sorunlar için. Ama böyle Fatih Terim'in böyle hani ağzına dolu dolu galis küfürler etmeyince eleştirilmiyor sanılıyor. Böyle bir durum var. İnsanlarda böyle birikmişlik var yani. Ben anlamadım yani. O yüzden hani ifade etmeye çalışıyorum. Adam güzel bir şey söylüyor. Güzel bir şey söylüyorsa şey de yani düşmanın bile iyi bir şey yapıyorsa iyi deyip geçeceksin abi. Çok sevdiğim bir adam saçmalıyorsa da saçmalıyor diyeceksin. Yani bu iş böyle olmalı bence. Bence insanlar düşmanına iyi bir şey yaptığında iyi bir şey diyebilmeli. Dostuna da en saçma şey yaptığında kardeşim sen saçmalıyorsun diyebilmelisin. Öbür türlü dostluk olmaz. Öbür türlü de o düşmanlığın da bir anlamı yok. Anladın mı? O kendi dünyasında yaşayan bir illüzyona dönüşüyor. Bence bu mesele de biraz öyle değerlendirildi. Yoksa bence çok tatlı bir olay. İyi güzel de geç kardeşim yani. Uzatma yani. Bence de öyle. Çok klas bir açıklama ve ihtiyacımız olan açıklama açıkçası. Çünkü bizim artık biraz sahaya inmemiz gerekiyor. Sahada başarılı olanı alkışlamamız gerekiyor. Böyle çünkü sezon boyunca daha çok böyle teknik, daha yönetim kanadından
ben daha sert demeç vereyim, ben biraz daha ortaya çıkayım gibi böyle bir sezon geçirdik. O yüzden tansiyon düşürücü her türlü hamleye ihtiyacımız var. Ki bence gelişmemiz de buna bağlı bir şey. Öbür türlü sadece kendi kendimizi gerer dururuz. O yüzden bence gayet güzel açıklama. Sanıyorum diğer maçın skoruna göre Beşiktaş şampiyonluğun skora, iki skora göre de Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ederse böyle bir sahne göreceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bu 2002-2003'te Beşiktaş'ın 100. yılında Beşiktaş şampiyon olduğunda Sergen attı şampiyonluk geldi maçı var ya. Şimdi o maçtan aklında kalan ne? Sergen attı şampiyonluk geldi. Ya maç sonu bir demeçler var ama. Yani konuştular yani. Orada hoca dedi zaten. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, kutluyorum ve alkışlıyorum dedi. Ya bunu unutuyorlar insanlar. Bilmiyor, hatırlamıyorlar ya da. Yani Fatih Hoca Beşiktaş'ın 100. yılında Sergen attı şampiyonluk geldi. 5 puan vardı. Galatasaray yenecekti. Bitime işte bir hafta kalacaktı. Beşiktaş Rize deplasmanına gidecekti. Beşiktaş Galatasaray yenecekti. İşte 2 puana düşecekti. Sonra Beşiktaş'ın Rize'de kaybetmesini bekleyecekti. Samsun'du galiba. Ya da Samsun. Yani hatırlamıyorum Samsun. Şimdi. Hı hı. Dolayısıyla hani bu şey ya Galatasaray mutlak kazanmak zorunda olduğumu ve ağırlıklı da Galatasaray oynadı zaten. Ya Sergen attı şampiyonluk geldiğinde Galatasaray doğal olarak, son derece doğal olarak Beşiktaş yarı sahasında oynadı. Çok pozisyona giremese de. Beşiktaş 1-2 pozisyona girdi. Kontradan genelde. İşte nihayetinde Sergen attı şampiyonluk geldi. Sonra da hoca dedi ki, Fatih Hoca gülerek, valla biz elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Şimdi bunu aynısını söylüyor. Yeneceğiz. Çünkü yenmemiz lazım. Ha yenemezsek de ne yapalım yani? Geçeriz alkışarız diyor. Daha ne desin adam ya? Bu arada mesela Fatih Hoca agresif. Yani, gerçi yani zaman zaman işte TFF'li problem yaşadı ne bileyim. Sağ kenarında hakeme tepki gösterirken görebilirsiniz ki son dönemlerde daha azaldı onlar. Eskiden çok çok daha Serdar Ahmet'ler ilk iki dönem falan yerinde tabii durmayan bir hocaydı. Şeyde ama mesela bir maç sonu demecinde tutup da ben Fenerbahçe aleyhine Fenerbahçe'yi hedef alarak konuştuğunu görmedim. Beşiktaş'ı hedef alarak konuştuğunu göremezsiniz. Hiç, yani o konularda yok, çok büyük tecrübe. Onu da burada aleyhine döneceğini bildiği için yapmıyor. Yani tecrübeli bir adamdır. Çok da görmezsin. Bir düşününce insanlar anlayacaktır dediğim. Yani doğrudan hani camiaları hiçbir zaman suçlamaz. Başkanları, aynen, camiaları. Aynen. Yani o konuda zaten şey hani temiz bir teknik ama bir adam. Taraftan da bir taraftan da yani bunu yani bu çok ciddi bir meydan okuma bir taraftan da. Bak bu bir taraftan da çok ciddi meydan okuma. Hani biz yeneceğiz. Yenemezsek alkışlarız. Ama bak yeneceğiz diyor yani. O da var yani. O zaman Galatasaray bölümünü tamamlayalım. Derbinin evet, diğer tarafına geçelim. Mustafa'da Beşiktaş soruları var. Mustafa'nın sorularıyla devam edeceğiz. Kartların yeniden dağıtıldığı 90+1 sona erdi.